İslam dünyası bugün kendi coğrafyasına hakim midir? Sevgili izleyiciler, Haftanın ilk günü yeni bir sohbet faslıyla huzurunuzdayız. Son iki yazımıza başlık olarak kullandığımız İslam dünyası nereden yürüyor ve nereye gidiyor ifadesini yeniliyoruz. Yeni yazı başlığımız İslam dünyası bugün kendi coğrafyasına hakim midir? İşte bu soru başlığının muhtevasına ne yazık ki cevap bulamıyoruz. Çünkü İslam dünyasının hali hazırda bir hakimiyeti söz konusu değil. Eğer ki olmuş olsaydı sormak gerekmez mi? Nerede İslam medeniyeti? Nerede Kur'an hakimiyeti? kimiyeti, nerede şeriatı Garai Ahmediye, nerede toplumsal ahlak, nerede bilimsel hayat, vaki mi? Ne yazık ve hazindir ki zerresinden söz bile edilemez bir durumdayız. Çünkü İslam dünyası başka vadiden yürüyor kendilerini İslam dünyasının milletleri olarak gösteren toplumlarsa bambaşka vadiden yürüyor. İslam şeriatının vadisi belli. Kur'an-ı Kerim açık ve net. Lakin kimse bu vadilerden yürümüyor. Mesafe gerçekten uzaktır. Yakın desek de gerçek dışıdır. Zira yakın olmuş olsaydı Kur'an hakimiyeti revaçta olacaktı. Yürürlükte olmadığına göre demek ki Kur'an hakimiyeti yoktur. İslam dünyası büyük bir durgunluk içerisinde mat durumdadır. Hayretler içerisinde kendine bir çıkış yolu bir zafer yolu arıyorsa da nafile. Bana göre bu yolda ciddi değildir. Ciddi olsaydı bu halde olmazdı. Diyanetimiz var. Müslüman bir topluma sahibiz. İslam ülkesiyiz. Beş vakit ezanı Muhammed'i okunuyor. Allahu Ekber nidalarıyla dop ülkemiz. Ama gel gelelim mevcut olan elle tutulur, göze görünür bir yaşam biçimi yok. Evet ezan var, Cami var, cemaat var, diyanet var, her şeyden evvel Kur'an var. Ama sadece görüntüyle sınırlı kalıyoruz. Lafız ve mana ortada yok. Hiçbir İslam ülkesinde Kur'an-ı Kerim'in muhtevasındaki hukuk envanteri işlemiyor, icra edilmiyor. Sadece şekli bir hal var ki o da fayda vermiyor, yerinde sayıyor, bir ilerleme yok. Rejim zaten bez belli, sistem toplumun varlığına ters. Toplum başka vadide yürüyor, sistem başka vadide yürüyor. Batı dünyasının mevcut ABD'nin ahlak dışı halleri yaşanıyor. Ülke insanı oraya endekslenmiş gidiyor. Peki bunun çaresi nedir? Ne zaman bu millet bu halden kurtulur? Ne yapacağız da kurtuluş çaresi bulacağız. Eğer ki benliğimize dönersek çareyi bulabiliriz. Benliğimiz de tarihimizdir ki tarihimizde Kur'an'dır ve ona bağlılıktır. Kur'an'a bağlı kaldığımız müddetçe pusulamızı şaşırmayız. Ama biz Kur'an'ı sadece mezarlıklarda okuyoruz, taziyelerde okuyoruz, Ramazan aylarında hatim indirmek suretiyle okuyoruz. Kimse kusura bakmasın. İnanç alemimiz böyle bir mana ifade etmiyor. Kur'an 6236 ayetiyle ve muhtevasını kendi bünyesinde bulunduran 114 suresinde şahsi ibadet şekli hariç lafız olarak okumak kafi gelmez. Her ne kadar ben Kur'an'a sahip çıkıyorum desek de gerçek dışı konuşuyoruz. Kur'an sadece lafızını okumakla yetinilemez. Fatiha suresinden sonra gelen Bakara suresinin başlangıcında Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fihi. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. İşte bu ifade ve Kur'an-ı Kerim'in 6236 ayetiyle beraber uygulanmasına yönelik herhangi bir hal yaşanmıyor. Sadece sevap kazanalım, öllerimize Yasin okuyalım, hatim indirelim diyerek kendi kendimizi teselli ediyoruz. İnanın çok ağır yemin edebiliriz ki bu hali Kur'an kabul etmiyor. Kur'an kelimesi kelimesine ayeti ayetine uygulanmasını istiyor toplumdan ama ortada yok. Ne devletler, ne hükümetler, ne iktidarlar, ne de toplum. Sanki sadece mezarlık kitabıymış gibi o hal ve o şekillenmeyle yetinliyor. Ramazan aylarında cüzler okunuyor, hatimler indiriliyor. Yemin ediyorum ki Kur'an bunun için inmemiştir. Kur'an ilahi kanun kitabıdır, ilahi sistem kitabıdır. Toplumsal olarak o sisteme sarılmamız gerekir. Yaşamın her alanında uygulamamız gerekir. Hem de inanarak bunu yapmamız gerekir. Ama biz ne yapıyoruz? Her şeyi bırakmışız. Sadece ölüler üzerinde okuyoruz. Cuma geceleri mezarlıklarda Yasin-i Şerif okuyoruz. Kur'an uzaktan manen bakıyor ve adeta bizimle alay ediyor. Böyle olmaz ki. Yukarıda söylediğimiz gibi Elif, Lam, Mim, Zalikel, Kitabü, Lay, Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Kur'an'ın ikinci suresi Bakara suresinin başından tut da son suresinin son ayetine kadar. Peki hal buyken Kur'an'ın neresinden yürüyoruz? Kur'an-ı Kerim tüm insanlık hukukunu içeren bir kitaptır. Bu kitabın dışına çıkmak, insanlık dışına çıkmaktır, ilahi inanç dışına çıkmaktır. Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu kabul etmeme halidir. Bu da küfürdür. İnsanlar İslam dinini sadece kelimesiyle, lafızla yetinerek kendini aldatamaz ve tesellit edemez. Uygulama uygulaması gerekir. Uygulama olmazsa maalesef bizi lanetler okuran. Kur'an. Rubbe <laughs> talin lil Kur'ani vel Kur'anu yel anihu. Nice Kur'an okuyanlar var ki Kur'an onlara lanet ediyor. Bu hadisin taşıdığı mana çok kapsamlıdır, çok derindir, çok düşündürücüdür de. Düşünmek lazım. İslam toplumu olarak kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Yalnız Türkiye'ye değil, tüm İslam dünyasına sesleniyor Kur'an ve diyor ki Beni uygula, beni uygulamazsan sırtını çevirirsen, ben dünden sırtımı çevirmişim zaten senden. Bugün yaşamakta olduğun hale bak, ibret al, dercesine hitap ediyor Kur'an, en derin saygı ve sevgilerimle.